Bugünü seçmemizin nedeni kuzular daha güzel yürür. Çok sıcak olunca kuzular sıcaktan dolayı yoruluyor. O yüzden bugünü seçtik. Tonya İskenderli Mahallesi'nde otlaklar bize yetmediği için Vafik Ebil'de Bahadırlı Mahallesi'ne gidiyoruz. Orada daha güzel ot olduğu için hem oradaki vatandaş fındık altını daha geç misinaya vurması için bizi seçtiler. Biz gidiyoruz öyle. Koyunlar daha iyi. Otun büyümesini engelliyor ve otluyorlar. Mayıs'ın 1'inde, 10'unda o civarlarda yine Tonya İskenderli Mahallesi'ne geleceğiz. Orada da bir hafta durduktan sonra yaylaya göç edeceğiz. Sürekli konaklayarak bir ay bir yerde öyle bir seneyi geçiriyoruz.
Burası senin de burada kuzuları takip et lan. Sisto. Özkan, ileride çıktığımız yerde lahana bulunur mu? Var ama fazla yok. Değil mi? Evet, dikkatli geçelim, millete zarar vermeyelim. Bak. İsmim Ali Kocal. Bu koyun benim bir arkadaşım. Konya İskenderli'den Muhammed Aydın Kavazoğulları'ndan. Koyun onundur. Benim de 20 tane koyunum var. Ama benim koyunlarım kendi mahallemde. Beraber yaylacılık yaparız. Konya İskenderli'nin eski çobanları benim babamın arkadaşıdır. Bunların hepsi rahmetli oldu. Hele bir tanesi bizim için çok değerliydi. Babamın öz kardeşi gibiydi. Mehmet Ali Esmer bu yakın rahmetli oldu. Benim babam 88 yaşında. Bu işten vazgeçecektim ama babam yaşadığı için bunları satmamı istemedi. Sağlığım yettiği müddetçe ben de bırakmayacağım, evvela Allah'ın izniyle.
Oğlum aşağı da, aşağı da. Burada dostlarımızın hepsi rahmetli oldu. Mamiloğlu Ahmet abi vardı. Sahtaroğlu Mustafa abi vardı. Çolakoğlu Mehmet abi vardı. Mehmet ağam vardı. Tirmican Hasan ağam vardı. Bunların hepsi Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli oldu. Mamiloğlu Şeker amca. Hepsi rahmetli oldu. Dostluğumuz bunlarla devam ediyor. Gücümüz yettiği kadar birbirine böyle destek olmaya çalışıyoruz. Ben bu güzel yollardan ne koyunlar eyledim. Özgan kadar aydım, ne sevdalar eyledim. Ah yaylanın çimeni, sen böyle mi kalırsın? Kızlar bana sorar dida, hangimizi alırsın? Hangimizi alırsın? Hangimizi? İki çeşme yan yana, ikisinden de içmem. Terdim onlara kızlar, hiçbirinizden geçmem. Koyunumun başına kelek takarım gelek. Alamadım o yarıda, ayırdı bizi felek. Bizi ayırdı felek, bizi ayır. Ya bu yenge niye çok çalışıyorsun? Sen niye yüklemesin alakalı? Ben yüklemesin miymişsin ya? Allah'tan korkuyor ya. Terdası duruyorum ya. Terdası da ama yenge çalışma. Yenge evde kalacak. O da yemek işine bakacak. O nasıl işine çalışmayacaksın? Evde sattın ama kendiler ayrıldı. Başladığınız gibi kaldınız. He. Başladığınız gibi aynen. İyi, kolay gelsin. Hadi hayırlı, güle güle. Hayırlı yolculuklar size. Oğullar olsun, oğullar olsun. Sakın dokunma, kala uşak. Kala uşak, açtan göbeğe. Ulan gör seni ya, bu dağına bana dokunma Zeyna uşak, görüyorsun. Git, yakın olsam eve atardım sana ekmek, açtan göbeğe. Aşağı gitmek biraz daha zor oluyor. Ama her ne kadar olsa kış sezonuna girdiğimiz için aşağı gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü köylerde bu kadar malı bakmak zordur. O yüzden Vafkebir'in bir mahallesine gideceğiz. Orada da Mayıs'ın sonuna kadar orada kalacak koyun. Ondan sonra yukarı döndüğümüz zaman daha hareketli oluyor, daha sevinçli oluyoruz. Neden diyeceksin? Yaylalarda yayların tuhasını, suyunu, havasını koklamak daha farklıdır yani. Orada koyun beklemek dahi daha kolay, daha basittir. Burada tar alan, arazilerimiz dar. O yüzden koyunu beklemek zordur. Her şey güzel oluyor yaylada. Kanımız kaynıyor o zaman.
Bizim köyümüzün vazgeçilmez yemeği. Ya da ye çay olacağı iyi yok. Çay. Yemek buldun da çay ararsın. Yavaş yavaş bu yürüme işi de biter. Ondan sonra olduğun yerde kalırsın. Hayat kısa. Aa ulan ha! Ne zaman gelecek yayla başı? Hayalimde veteriner olmak istiyorum. Veterinerimde puanlar yüksek olduğu için Karadeniz bölgesinde koyun beklerken çalışmak biraz daha zor oluyor. Çünkü burada bağ bahçe olduğu için oturamıyorsun. Koyunlar bahçeye, bağa koşuyorlar ve bahçelerde lahana yemeye çalışıyor. Mera kısmı Paliye Dağı'nın olduğu organize sanayi mevkisi. Buradan aşağısı Güneyüstü Köyü, benim köyüm. Bu arazi, bu yerde, yer sahibi de bu ev. Mevlid amcam, Arnavutoğlu Mevlid ustanımdır burası. Yıllardır inşaat ustalığı yapmışlar, hillesiz hurdasız. Rahmetli Adil'in kabri mekanı cennet olsun. Burası aile mezarlıkları. Çok genç yaşında trafik kazası geçirdi. Trafik kazasında maalesef bu yeğenimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Mevlid amcanın hanımı, annesi ve kız kardeşi bu kapistanlıkta yadanlar. Şurada da bir komşusu Mehmet amcamız, Mehmet Karadeniz. Bu da eski mısır ekmeğinin yapıldığı Bileki taşı ustası, kara adeşlerde konan bileginin taşının ustasıydı bu rahmetli adam. Buranın asıl bu kapristanlığın ismi Evliya. Beşiktüzü burada komple görünüyor. Beşiktüzü'nün eski ismi de Şarlı imiş. Aşığın bir tanesi buradan oraya türkü de söylemiş. Nasıl parlıyor, nasıl Şarlı'nın ışıkları. Yaktı, kületti beni kibar konuşukları. Evet, bugün
14 Şubat günlerden çarşamba. Hem de sevgililer günüymüş galiba. Gençler biliyor, bize hatırlattılar. Özkan teşekkür ederim. İnşallah sevgilin de seni aramıştır. Allah kavuştursun. Şu görünen Sivri Dağı'nın bu yüzden değil arka yüzünden sabah saat 7.30'da oradan çıkışımız. Tabi kuzularımız daha ufak olduğu için yolculuğumuz biraz yavaş, yavaş yavaş hareket ettik. Bir saatlik yolumuz kaldı. Nasip olmak üzere ilkbahar bu köy, bu Güneysu göğünden, yaylıya bu göğünden hareket edeceğiz. Yayla bizim döşemizdir. Yayla işi daha başka. Bahar, sıcak, neşe, çanlılık yayla işi. Ama aşağı indik mi köylere işimiz daha zor oluyor. Kısıtlanıyoruz. Ama gene her şeye rağmen güzel. Nereden doldu bu işi? Yoruldu be, yoruldu. Yeah.
Ara bir kuzu kaldı Özkan ama var. Yeah.